Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı efendim. 7 ay önce Dışişleri Bakanı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine atanan Merve Kavakçı da görevden alındı. Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Antropoloji, İngilizce olan antropoloji dersi. Merve Kavakçı, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyesi. Görevi sadece 7 ay sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla görevden alındı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Türkiye Merve Kavakçı adını 99 seçimlerinde tanıdı. Fazilet Partisi'nden milletvekili seçildi. O dönemde yasak olmasına rağmen genel kurula başörtüsüyle girdi. Yıllarca konuşulacak siyasi krize neden oldu. Türkiye'de hanımların giyim kuşamına, başörtüsüne özel yaşamlarında hiç kimse karışmıyor. Ancak burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Amerikan vatandaşıydı. Ancak bunu bildirmemişti. Bu nedenle Türk vatandaşlığından çıkarıldı. O da Amerika'ya geri döndü. Merve Kavakçı, AKP'nin iktidara gelmesiyle tekrar Türk vatandaşı yapıldı. Artık sadece kendisinin değil, ailesinin de yıldızı parlıyordu. Kardeşi Ravza Kavakçı Kan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili seçildi. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ravza Kavakçı Kan'ın AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro İstanbul AŞ'de istihdam edildiği ve 155 bin dolar burs alarak yurt dışına gittiği ortaya çıktı. Bunlar nasıl şanslı insanlar? Bakın bu tabloya. Çıkın yalan deyin. Çıkın burs almadık deyin. Çıkın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla okumadık deyin. Çalışıp burs almanın ve bursun neticesinde doktora yapmanın, burslu olarak doktora yapmanın kanun dışı olduğunu bilmiyordum. Merve Kavakçı 25 Kasım 2017'de artık bir büyükelçiydi. Malezya'ya atandı. Sonrasında merkeze çekildi. Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine getirildi. Ancak benim meclise girmemle ve orada... Merve Kavakçı kızıyla da gündeme geldi. Fatıma Gülhan Kavakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşmesine çevirmen olarak katıldı. Tepkileri çekti. Şimdi ise Ankara'da Merve Kavakçı'nın yeni görevinin ne olacağı merakla bekleniyor.